Görüyorsunuz ki pek çok eksik, pek çok ihtiyaç, hala aksaklıklar. Bunları yaşıyoruz, görüyoruz. 10 il, 15 milyon nüfus, 13,5 milyon insanımızın doğrudan etkilendiği iki büyük deprem. Peki buradan bütün ekonomiyi durduran, bütün aslında hayatı durduran bu afetten kurtulmak veya hangi aşamasında ne yapmak gerektiğini bilmek mümkün mü? Gayet tabii. Efendim biz o zaman yönettiğim yayında, dergide 2010 depremini yaşayan Şili'de, üstelik de Mart ayında, 2010'un Mart ayında yaşanmıştı ve yeni seçilmiş devlet başkanı Sebastián Piñera henüz göreve geldiği gün yemin etmeye dair bir tören sırasında bu sarsıntı yaşanıyor. Ardından yapılanları aylar sonra biz yayınlamıştık. Bizim yayınımıza bütün bunları anlatmıştı. Harvard'lı bu devlet başkanı Şili'de, Şili depreme karşı epeyce yol almış bir ülkedir zaman içinde, sonra da. Diyor ki Şili devlet başkanı, deprem sonrası toparlanma çabaları nasıl gidiyor sorusuna. 11 Mart'ta göreve başladığımızda 1 milyon 250 bin öğrenci okula gidemiyordu. Çünkü okullar ya yıkılmış ya da ağır hasarlıydı. 45 gün içinde bütün öğrencileri okullarına döndürebildik. Kamu sağlık hizmetlerine erişimi tekrar sağladık. 200 bin konut yıkılmıştı. 90 günden kısa bir sürede 70 bin geçici konut inşa ettik. Köprüleri, havaalanlarını ve limanları tekrar inşa ettik. Fakat tek sorun bunlar değildi. Elbette her şeye yetişemedik diyor. Fakat iyi bir organizasyonda demek ki bazı şeyler şimdi söylendiğinden bile daha hızlı yapılabiliyor, yerine getirilebiliyor. Efendim şimdi bir yandan kulağımız Hatay'da ama biz bir İskenderun'a gidelim. Bütün bugün dördüncü gününde, dört gün sonra beşinci gününde depremin İskenderun'da yaşananlara bir bakalım. Enkazın arasında bir kitap bulmuş kardeşimiz. Şöyle bir kitap kapağı. Açtığımızda girişinde ne görüyoruz? İmzalamış muhtemelen. Umut varsa gelecek vardır. Nerede buldunuz bunu? Biz bu kitabı molozları temizlerken gece saatinde bulduk ve gerçekten umudumuzu kaybediyorduk ki aradan 100 saat geçmesine rağmen bu kitabı bulduğumuzda bize bir ışık oldu aslında. Beşinci günde enkazdan önce umudu aralanan bir not çıktı. Kitaba "Umut varsa gelecek vardır" notu düşülmüştü. Ardından da gün boyunca 8 kişi çıkarıldı enkazdan. 107. saatte de umudun adı Arzu Apartmanı'ydı. Bir görevlinin elinden tutuşu, birlikte yaşama sarılmanın bir fotoğrafı olarak görüyorsunuz. İşte kim? Aha, el sallıyor, görüyorsunuz. Fox Haber Hatay'da depremin en büyük hasarı verdiği ilçelerden İskenderun'da. Türkiye Arzu Apartmanı'ndaki bekleyişe ve peş peşe gelen iyi haberlere tüm gün canlı yayınlarla tanıklık etti. Arama çalışmaları ise dördüncü günün gecesinde duyulan bir sesle başladı. Binanın altında hayatta olduğu tespit edilen 9 kişi vardı. İkisi kılınç çifti, 7 ise yan komşuları Oktay ailesiydi. Sabaha kadar süren çalışmalardan sonra 102. saatte ilk mucize gerçekleşti. Oktay ailesinin 6 ferdi ardı arda enkazdan çıkartıldı. Şimdi artık sırada ikinci, üçüncü, dördüncü, çünkü 9 içeride depremzede var. Ve bir kişi daha geliyor. Bir kişi daha geliyor, Kemal Aktaş anlatıyor. Şimdi çıkarılıyor görevliler tarafından. Bu inanılmaz. O da bir kadın, genç bir kadın. O görünmüyor. Ha, Dilan diye seslendi birisi. Muhtemelen hemen karşıda Berçan, depremin 6. mucizesi. Kelimeler boğazımda düğümleniyor. Arka arkaya karı koca, iki emekli polis, Raziye Kılınç ve Hacı Murat Kılınç şu an içerideler. Saatler ilerlemeye devam etti. Ama ne arama kurtarma ekibinin ne de Kılınç ailesinin kızı Sude'nin umudu tükendi. Emekli polis Baba Kılınç arama kurtarma konusunda eğitimliydi. Enkaz altında da kendini ve eşini korumayı, hayatta tutmayı başardı.
Kendisini kurtaran görevlinin yanağını okşadı Hacı Murat. Kılınç o kadar bilinci yerinde. Çıkartıldıkları o küçücük boşluksa arama kurtarma ekibinin yaşadığı zorlu mücadelenin en net göstergesiydi. Arzu Apartmanı'ndan son çıkartılan kişi Sude Kılınç'ın annesi Raziye Kılınç oldu. Tam 107 saat sonra enkazda bulunan o kitaba düşülen not gibi umudun olduğu yerde geleceğin olduğunun da kanıtı oldu. Kılınç ailesinin diğer ferdi Raziye Kılınç da geliyor. Görevlilerin kolları arasında yine alkışlar, bravo sesleri, müthiş sevinç çığlıkları, ıslıklar. El sallıyor, el sallıyor Raziye Kılınç. Bitti, Boğaz